Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Tabii çok şüphe uyandırıcı bir durum. Çünkü aynı anda ve pek çok yerde çıkartılmış. Evet. Yani bunun maksatlı bir olay olduğu gözüküyor. Elbette ki bütün vefat eden vatandaşlarımıza, evet, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hem vefat edenlerin yakınlarına hem de milletimize başsağlığı diliyoruz. Allah bununla geçmiş etsin. Bir daha böyle acılar göstermesin. Amin. Tabii ki tedbirli olmak lazım. Onunla ilgili de tabii hükümetin yapması, devletin yapması gereken birçok şeyler var. Bir an evvel inşallah yaralarımızın sarılmasını Cenab-ı Allah nasip etsin. Amin. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Peki şunu da sormak istiyoruz. Bu yangınlarla ilgili çıkarılan yangınlarla ilgili sizce ne amaçlanıyor olabilir? Yani tabii yabancı ülkelerin gizli servislerinin yapmış olma ihtimali olabilir. Evet. PKK'nın yapmış olma ihtimali olabilir. Türkiye'ye zarar vermek ve moral bozmak, bunun gibi birçok sebepleri olabilir. Evet. Ve zaten dediğim gibi yangınların o bölgedeki il başkanlarımızla, teşkilatlarımızla da irtibat kurduğumuzda hep söyledikleri bunun aslında maksatlı bir olaya benzediği, kendi kendine bu kadar geniş bir coğrafyada eş zamanlı olarak pek böyle büyük çaplı olması, tabii yangının çıkması, hı, pek de mümkün değil. Bir de tabii en sıcak zaman, yangına en elverişli bir mevsimde özel olarak seçilmiş gibi gözüküyor. Her zaman söylediğimiz gibi dış güçlerin bu planlarına Cenab-ı Allah fırsat vermesin. Ancak tabii bizim de gerekli tedbirlerimizi almamız lazım. Hem orman yangınları konusunda hem deprem konusunda, bu doğal afetler konusunda mesela Artvin ve Rize'de de biliyorsunuz sel felaketleri yaşandı. Bunlarda da aslında birçok tedbirsizlikler, ihmaller, eksikler maalesef ortada. Bunlar olduktan sonra değil de olmadan önce gereken tedbirleri almak son derece önemli.